A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecr-i Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte. Bugün inşallah daha evvel ilk iki vazifesini yaptığımız, okuduğumuz Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesini okuyacağız inşallah. İnşallah. Tabii yine bir geleneğimiz var. İzleyicilerimiz artık alışmışlardır. Programımıza ismini veren o güzel Fecr-i Sadık'ın manasıyla hep başlıyoruz ki bunu hatırlatmak hakikaten ayrı zamanda Müslümanların kalbine bir şifa oluyor. Çünkü kıymetli üstadımız Fecr-i Sadık diye ifade ederek Mehdi Aleyhisselam'ı bizlere müjdelemiştir. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi gibi. Neydi o? Bir hatırlayalım inşallah. Üstadımız şöyle buyuruyor Hutbe-i Şamiye'de sayfa 490'da. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın emareleri göründü buyuruyor. 71'de Fecr-i Sadık'ı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecri kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Bak çıkacak. Çok açık ve net anlaşılıyor. Hemen buradan şey yapalım. Fecr-i kazip sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık. Fecr-i Sadık Fecr-i Kazip'ten sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma ki bu aydınlanma bütün dünyayı sarıyor. Biliyorsun değil mi? Güneş doğduğunda bütün dünyaya doğar. Mehdi Aleyhisselam dönüyor inşallah. Bütün dünyanın üzerine doğacak. Onun sevgisinin sıcaklığı bütün dünyayı ısıtacak. Tarihleri hemen hatırlayalım. Üstadımız bu konuyu yani 30-40 sene sonra dediği bu bahsi 1371'de söylüyor. Artı 30 dersek 1401'i verir. Bu da günümüz takvimiyle 1981'de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini inşallah çıkacağını söylüyor. Ve faaliyetlerine tabii başlayacağını söylüyor. Veya 40 sene sonra diyor üstadımız bu da 1991 yılını veriyor. Bizi ta o zamanlardan yani 1952 yılından ben sonraki dönemi, bahsediyor. 1952 yılında bizi müjdeliyor. Ta o zamandan inşallah üstadımız Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle. Evet maşallah. Hutbe-i Şamiye'de tam bundan 100 sene evvel maşallah. Evet. Ama mübarek hakikaten Allah ona Cenab-ı Allah ahir zamanın zamanlarını, periyotlarını gösterdiğinden 40 sene sonraki yani 1950'den sonraki gelişmeleri mesela söylüyor orada. Hı-hı. Çok muazzam bir olaydır. Hakikaten 1900'lerin başından 1900'lerin ortasından sonra olacak gelişmeleri bahsedip 1950'den sonra diyor 51'den 1371'den sonra 30 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Yani Hazreti Mehdi tam 1980'e denk gelen Hicri evet. 1400-1401'de evet. göreve başlayacak diyor. Maşallah. Fecr-i Sadık dediğin gibi dünyayı ısıtacak Hazreti Mehdi İnşallah. Sevgisiyle, muhabbetiyle İnşallah. Allah'ın izniyle İslam'ın o güzel, sıcak, sevecen yüzünü, ruhunu herkese aşılayarak inşallah. Üçüncü vazifede kalmıştık. Emirdağ layıkasında ilk Mehdi'nin ilk iki vazifesini okumuştuk. Birincisi materyalizm ve darvinizmi tam susturacağını Üstad Hazretleri söylüyordu. İkincisinde de İttihat-ı İslam'a vesile olacağını. Yani bütün Müslümanları birleştirecek. Dünyada yani Müslümanlar şu an ayrı gayrı ve bütün Müslümanları birleştireceğini söylüyordu. Üçüncü vazifeyi şimdi okuyoruz. Şöyle söylüyor Üstad Hazretleri. İnkılabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniye'nin zedelenmesiyle yani zamanın geçmesi, zamanın değişmesi ile Kur'an hükümlerinin, birçok Kur'an hükümlerinin zedelenmesi toplumsal hayatta ve şeriat-ı Muhammediye'nin kanunları da bir derece tatile uğramasıyla yani Kur'an ahlakının evet. insanların hayatından bir süre çıkmış olmasını kastediyor ahir zaman. O zat, bakın Hazreti Mehdi için o zat, yani o kişi, hı hı. Yani şahsı manevi değil, o zat, o kişi. Hı hı. Bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla, yani bütün ehli iman, Müslümanların tamamının hı hı. manevi yardımlarıyla, bir kısım değil, yani kendine ait camia değil, hı hı. bütün dünyadaki bütün camiaların yardımlarıyla. Ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, İslam birliğinin dayanışmasıyla, kardeşliğiyle,
Ve bütün ulema, bütün alimler ve evliyanın ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihakleriyle o vazifeyi uzmaya yapmaya çalışır. O vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Yani bütün seyitler dahil olacaklar diyor. Hazreti Mehdi'ye tabi olacaklarından bahsediyor. Ve onlarla birlikte o büyük vazifeyi yapmaya çalışır diyor. O büyük vazife Üstad Hazretleri, bakın Sikke-i Tasdik-i Gaybi eserinin 9. sayfasında 3. vazifeyi şöyle söylüyor. Bakın, o zatın 3. vazifesi. Burada da kardeşlerimiz dikkat ederlerse, o zatın ilk vazifesi, o zatın 2. vazifesi, o zatın 3. vazifesi diye izahta bulunur. Yani o kişinin Hilafet-i İslamiye'yi İttihat-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhaneleriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Yani 2. vazifede İslam birliğini kurmak, 3. vazifede dünyaya İslam ahlakını hakim etmek. Nasıl? İsevi ruhanileriyle ittifak edip. Hı hı. İşte bu ittifak dünyada çok büyük bir İslam ahlakının hakimiyetini netice verecek olan İslam ahlakı. Ve tam o sırada diyor Üstad başka bir yerde, onu da okuyacağız. Birbirleriyle birleşme istidadında iken diyor, Hazreti İsa nuzul edip başa geçer diyor. Evet, maşallah. Evet. Evet. Şimdi istersen o vazifeler üzerinde biraz birlikte seninle düşünelim. Tek tek. Şimdi üçüncü vazife ne diyordu? O zat bütün ehli imanın, iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, yani İslam Birliği'nin o yardımlaşmasıyla diyor üstadımız. Şimdi burada bak, o zat ifadesini kullanmış üstadımız. Hocamız hep bunu söylüyor ve üzerinde duruyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 63 yerdeydi galiba. Evet. O zat ifadesini kullanıyor. O zat demek, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Kişi. Yani zat-ı muhterem denir mesela, değil mi? Kişiye yöneliktir. Şahıs ifade eder, şahsı ifade eder. Bir kişiyi ifade eder. Yani cismi beşerisiyle karşı, mesela sen bir zatsın mesela. Ben bir zatım. Sen bir kişisin, ben bir kişiyim gibi, aynı böyle. Dolayısıyla hemen bir kere sadece buradan, bu işaret zamirinden o zaten bir kişiye yönelik söylenir. Üçüncü tekil şahıstır. Bir şahsı ifade eder. Yetmiyor, bak üstadımız daha da kuvvetlendiriyor. O zat diyor. Demek ki bir kere burada bir cismi beşer, yani etiyle, kemiğiyle, anneden, babadan doğma bir insandan bahsediyor üstadımız. Evet. Bu çok önemli. Demek ki Mehdi Aleyhisselam bir şahıs ve o yardım edilen biri olduğunu anlıyoruz buradan. Evet. Sonra İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle İslam Birliği'nin yardımlaşması. Bak mübarek o güzeller güzeli üstadımız bir kere onu da görmüş. İttihat-ı İslam'ı görmüş. Bu ne demek? İttihat-ı İslam yine her zaman olduğu gibi, zaten oldu, biz biliyoruz kaderde inşallah, biz de inşallah ömrümüz olursa göreceğiz. Olanı görmüş mübarek, İttihat-ı İslam var zaten, görüyor, onun yardımıyla diyor. Şimdi İttihat-ı İslam'ın kurulabilmesi için ne gerekiyor? Mehdi Aleyhisselam gerekiyor. Peki Mehdi Aleyhisselam şahs-ı manevi olsa İttihat-ı İslam olur mu? Olmaz. Çünkü onun lideri olması gerekiyor. Lideri olmayan bir İttihat-ı İslam'dan bahsedemeyiz. Lider şahsı maneviden olur mu? Ruhtan lider olur mu? Olmaz. Yani görünmeyen bir varlıktan lider mi olur? Olmaz. Yani Cenab-ı Allah hep tabii tenzih ediyoruz. Burada öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Dolayısıyla İttihat-ı İslam bir hakikattir. Onun lideri, manevi lideri de bir şahıstır, bir kişidir. Komutan özelliği vardır, başkomutandır, manevi liderdir. Dolayısıyla şahsı manevinin lider olmasından biz burada da bahsedemeyiz. Devam ediyor. Bütün ulema ve evliyanın, yani alimlerin ve velilerin, inşallah Allah dostu olan insanların yine yardımları var. Ulema ve evliya, yani veliler, ya ulema adı üstünde alim, bir şahsı maneviye yardım edilemeyeceğini bilmez mi? Haşa. Peki Allah dostları, Allah velileri bilmez mi? Bilirler tabii olmayacağını. Demek ki bak, bu insanlar da bu
hizmetin içinde olduklarına göre demek ki hakikaten Mehdi Aleyhisselam bizzat ve bu önemli insanlarda, ulema da, evliya da o zata hizmet ediyorlar, yardım ediyorlar. Manası çok açık. Ve bilhassa vurgu yapıyor tekrar üstadımız. Ali Beyt'in neslinden yani seyitler inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soyundan olan kıymetli insanlar her asırda kuvvetli ve kesretli yani çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, katılımlarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Bak seyitler de iltihak ediyorlar yani feveran ediyor İslam'ın o güzelliği, ayaklanıyor o mübarekler, manevi ayaklanma tabii bu, fikri, ilmi ayaklanma. Bütün o seyitler inşallah kime yardım ediyorlar? Bir zata. Kim o? Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Çok önemli bir şey daha var burada. Mübarek üstadımız ne diyor? O vazifeyi uzma. Büyük vazife, büyük görev. Ya görev çok büyük. Bütün dünyada İslam alemini ve tabii ki birazdan bahsedeceğiz Hristiyanlık alemini de kapsayan bir iddiattan bahsediliyor. Böyle büyük bir görev var. Bunu Peygamberimiz de söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Bediüzzaman da söylüyor. Diğer alimler de söylüyor. Ama böyle bir görevi efendim kim vesile olacak? Bunun başına, bu birliğin başına kim geçecek diye sorduğumuzda bazı kardeşlerimiz bir ruh geçecek diyorlar. Yani ittihat insanlardan oluşacak ve hatta evliyanın, ulemanın yardımı, manevi desteğini alacak. Ama başında kim olacak dediğimizde şahsı manevi olacak diyorlar. E olmuyor. Şahsı manevi olmuyor. Nasıl ki o ittihatın içindeki kişiler zatlarsa, zat-ı muhteremlerse, başında da bir zat-ı muhterem olacak inşallah. Ve yapmaya çalışırlar diyor bak. Yani bir gayret var, bir çaba var, bir hizmet var. İttihat-ı İslam için. Ve niye yapıyor insanlar bunu? En güzel cevabı işte bizim sultanımız Şeyh Nazım Kıbrısi El-Hakkani Hazretleri verdi. 70 senedir bekliyorum ben dedi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Önce Allah rızası için yapıyorlar bu hizmeti. Sonra Mehdi aşkı. Hı hı. Mehdi özlemi var. Yanıp tutuşuyor mübarek. O aşkla onun için yapıyorlar. Ya insan şahsı manevi için böyle bir şey söyler mi? Böyle bir aşk, böyle bir istek, böyle bir tutku olur mu? Olmaz. Tabii. Çok belli inşallah. Evet. Şimdi üçüncü vazifede Allah'ın izniyle İslam'ın güzel ahlakının bütün dünyaya hakim olması, Üstad Hazretleri İsevilikle İslamiyet'in birleşmesi ve İslamiyet'e tabi olmasıyla olacaktır diyor. Üçüncü vazife. Evet. İnşallah bakın diyor ki dinsizlik cereyanına karşı, şimdi 15. mektuptan okuyoruz, mektubat sayfa 53. Dinsizlik cereyanına, akımına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Hı hı. Yani bakın Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi ideolojilerin bütün dünyada siyaseten, eğitimde, üniversitelerde, kurumlarda tamamen insanları etki altına almış bir sistem oluşturmuş dinsizlik akımı. Bu ideolojilerin sahibi olan dinsizlik akımı. Sermayesi, akademisyenleri, kurumlarıyla her yerde, batıda, doğuda, bakın yani Orta Doğu'da, İslam ülkelerinde dahi, yani o Sayın Hocamız İran'da eğitim kitaplarından okuttu. Darwinizm öğretiliyor. Çok manidar da evet. Bakın yani o akım nerelere kadar gelmiş ve bütün ülkelerde bir eğitim rolü. Şimdi burada İslamiyetle Hristiyanlık ayrı ayrı iken bu akıma karşı mağlup oluyorlar. Yani ideolojilere ve yerleşik sistemine karşı bir mağlubiyet. Ama diyor Üstad Hazretleri, bakın bu İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde birleşme sonucu veren birleşmede dinsizlik cereyanını galebe edip dağıtacak istidadında iken, bakın demek ki Hristiyanlık ve İslamiyet birleşecek. Yani ateist ideolojilere karşı, Darwinizme karşı, dünyadaki dinsizlik akımına karşı bir birleşme söz konusu olacak. Ve dinsizlik akımını ancak böyle dağıtabilecek ken diyor ve bu istidadında, tam bu kabiliyetteyken diyor.
alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam. Bakın. Alem-i semavatta, gökler aleminde, gökte cismi beşerisiyle insan vücuduyla, insan vücuduyla bulunan şahsı İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselamın kendisi, şahsı. Cenab-ı Allah ayet-i kerimelerde onu ben katıma yükselttim diyor Allah'ın izniyle. Üstad Hazretleri işte Allah'ın katında yani gökte diyor, öyle tarif ediyor. Vücuduyla, insani bedeniyle bulunan İsa aleyhisselamın şahsı, kendisi. O dini hak cereyanın başına geçeceğini. Bakın. İşte hak din akımı yani İslamiyet'e tabi olmuş olan İsevilik olacak. Çünkü İsa aleyhisselam geldiğinde Kur'an'a tabi olacak. Allah'ın izniyle. Ama iki dinin ilk başlarda bir dinsizlik akımına karşı birleşmesi kabiliyetinde tam o sırada bu akımın başına şimdi vücuduyla gökte bulunan ve hayatta olan İsa aleyhisselam bizzat başına geçecek diyor bu akım. Üstad Hazretleri. Bir muhbir-i sadık yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadir-i külli şeyin büyük kudret sahibi. Cenab-ı Allah'ın vaadine istinad ederek haber vermiştir. Yani Allah vaat etmiş diyor. Nerede? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Allah vaat etmiştir diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Hazreti İsa'nın nuzulüne işaret eden yani kesin olduğunu gösteren aslında ayet-i kerimeler mevcut. Şeytanın Allah'a sığınırım. Şüphesiz o kıyamet için bir ilimdir diyor. Ayetler siyak sıbakıyla bakılır. Bir iki ayet önce İsa aleyhisselam, Hazreti İsa'dan bahsediyor. O dediği zamir de tek geçen kişi olan zaten orada bir ayet evvelde Hazreti İsa'ya baktı. Net ve açıktır. Daha sonra başka bir ayette sana inanmayacak hiçbir ehli kitap kalmayacaktır diyor mealen. Geçmiş dönemde 13 havari vardı. Değil mi? Şimdi ehli kitabın hepsi sana iman edecek diyor Cenab-ı Allah. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey oldu mu veya? Olmadı henüz. Olmadı. Böyle bir şeyin olması için Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya gelmiş olması ve bütün dünyadaki ehli kitabın da kendisine iman etmesi gerekiyor. Evet. Bu nuzulünün tekrar geri geleceğini açıkça gösteren bir ayettir. Biraz evvel söylediğimiz de öyle. Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane böyle net kati gelişine Hazreti İsa'nın ayeti kerimeler var. Sonra tekrar devam ederiz o ayetlere inşallah. Şimdi Cenab-ı Allah madem haber vermiş, haktır, doğrudur. Madem kadir-i külli şey Cenab-ı Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır diyor. Yani Hazreti İsa gökte cesediyle, cismiyle bulunan, nuzul edecek bizzat ve o hak akımın, İslami ve İsevilerle akımın başına geçecek diyor. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tam bu senin anlattığın bahisten yine bize haberler veriyor. Hazreti İsa aleyhisselamın nuzulüyle ilgili inşallah Cenab-ı Allah'ın katından. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Kastamonu layıkasından okuyorum sayfa 50. Hadi bak, hadis-i şerifin ifadesiyle yani sen az önce bir kere ayetlerden söyledin. Hazreti İsa'nın nuzulü ayet-i kerimelerle sabittir, haktır, gerçektir. Ve ne diyor? Cenab-ı Allah vaadidir diyor. Ayet zaten Cenab-ı Allah'ın sözüdür. Vaadidir. Vaat etmiştir Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bu olacak. Az önce neyi okuduk? Bak, iman eden, ehli iman yardım eder diyor. Manevi yardımlarıyla diyor Hazreti Mehdi'ye. İşte o ehli iman olan zatlar, kişiler, Cenab-ı Allah'ın vaadine iman eden kişiler. Cenab-ı Allah'a iman eden kişiler ve vaatlerine iman eden kişiler. Neymiş vaadi Cenab-ı Allah'ın bu konuyla ilgili? Hazreti İsa'nın nuzulü. Ayet var. Yani bazıları duyuyoruz, böyle bir şey yok diyor. Hazreti İsa'nın nüzulü diye bir konu, bahis yok, o ölmüştür diyorlar. Gelmeyecek diyorlar. Biz de diyoruz ki, ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Çok açık ayetler. Zaten ayetlerin hepsi mübeyyindir, apaçıktır. Cenab-ı Allah nüzul edeceğini, ikinci kez yeryüzüne indireceğini söylüyor. Mübareği, Hazreti İsa'yı. Ne olmuş oluyor o zaman? Yok, Hazreti İsa gelmeyecek. Veya işte geldi, biz namaz kıldık, gömdük. Veya o bir şahsı manevidir.
ifadelerinde bulunan kişilerin ya Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerden haberleri yok ya da kabul etmiyorlar diyeyim. Aslında daha ağır bir durum var ama yani kabul etmiyorlar diyeyim. Yani hoş bir durum değil bu. Şimdi üstadımız buna bir yine şey yapıyor paralelinde. Bak ne diyor? Hadis-i şerifin ifadesiyle. Niye? Çünkü peygamberimiz de zaten az önce sen söyledin. Cenab-ı Allah'tan vahiy alıyor bu konuyla ilgili. Doğrudan. Ve kendisi o mübarek ağzından sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdeler veriyor. Üstadımız da bize bunları aktarmış. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulü yani gökyüzünden inişi bak ne diyor biliyor musun? Kati diyor. Yani ne demek kati? Kesin. Kesin. Olmakla beraber gerisini okumuyorum biraz uzun. Tekrar ediyorum. Hazreti İsa'nın semavi nuzulü kati olmakla beraber. Bundan anlaşılmayacak yine bir şey yok. Herkes bilir. Halk arasında da kullanılır. Mesela bir şey olur, sen onun olmasını istemezsin. Hatta tamamıyla reddettiğini tam ve açık bir şekilde ifade etmek için ne dersin? Katiyetle olmaz dersin. Adam artık sana şey yapamaz, ısrar edemez. Çünkü sen artık tavrını koymuşsundur. Katiyen olmaz dersin. Ne demek bu? Yani başka bir yol, ihtimal yok demek. Bu böyle demek yani. Değil mi? Mübarek ne diyor? Semavi nuzulü kati olmakla beraber. Evet. Yani kesin. Yani başka bir yol yok. Evet. Yani hiç kimse dilini eğip bükmesin diyor. Yani şahs-ı manevi değilmiş. Ruh değilmiş Hazreti İsa. Ve kesin olarak da gelecekmiş. Bunu anlıyoruz bu ifadeden inşallah. Evet. Ki Kütübiste de sahih hadis kitaplarında Hazreti İsa'nın nuzul edeceğine dair hadis-i şerife diye bahsettiği Üstad Hazretlerinin katidir. Yani ehli sünnette zaten yani ehli sünnetten çıkar bir insan buna inanması. Evet, evet. Dolayısıyla Allah'ın izniyle o hadislere binaen öyledir ama ayetler zaten Allah vaat etmiştir diyor. Kesin olan Kur'an'dan net işaret eden, açık olan ayetler vardır. Tabii bunları bazı insanların anlayamayacağını Üstad Hazretleri söylüyor. Onun sonra okuruz. İmanı zayıf kişiler diyor. Buna ihtimal vermezler diyor. Yani Hazreti İsa zayıf imandan. Yani ayrı zamanın özelliği olan konu zaten. İman zayıf. Zaten yani. O belli oluyor ki hakikaten de. Değerli hocamız da hep onu anlatıyor. Bir kere Risale-i Nur hak bir kitap. Doğru yani. İçinde tek bir yalan yok Allah'ın izniyle. Hepsi doğru. Yani yalan bile demek insanın ağzına bir garip geliyor. Doğru hepsi. Üstadımız zaten geçen programda demiştik. Mesnevi Nuriye'de vardı. Ben yazdıklarımla sizi aldatmıyorum diyor üstadımız. Evet. Dolayısıyla haktır. Ha, belki Risale-i Nur'u bilmeyenler olabilir. Cahillik edenler olabilir. Onlar tabii bizim konumuzun dışındalar inşallah. Devam ediyor Üstad Hazretleri Mektubat 54. sayfada. Diyor ki şimdi bu ihtimal vermeyen kişilere öyle bir örnek veriyor ki bakın diyor yani siz bu nuzule iman edemiyorsanız şayet diyor size öyle bir şey söyleyeceğim ki anlayın diyor İsa Aleyhisselam'ın kesin geleceğini. Bak diyor ki yani muazzam bir şeydir. Bir hakim üzül celal, celal sahibi olan hakim olan Cenab-ı Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için bakın çok önemli olan bir son, güzel son için değil semai dünyada cesediyle bulunan yani dünyanın göğünde kendi vücuduyla bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa ki dünyada hayattadır diyor yani şu an o gökte belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi bakın yani ahiretin en uzak köşesinde olmuş olsa ve hakikaten vefat etmiş olarak orada olsaydı yine şöyle bir netice-i azime için yani o büyük son için yani İslam'ın dünyaya hakim olmasını ona yeniden ceset vücut giydirip dünyaya göndermek o hakimin Allah'ın hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği, gerektirdiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Diyor. Yani imanı zayıf olanlara yani siz bırakın diyor Hazreti İsa'nın gökte şu anda hazır vücuduyla bulunup nuzul etmesini vefat etmiş olsa ölse ve ahiretin en uzak köşesinde olsa dahi diyor ona vücut giydirip Allah onu gönderir diyor bakın anlamayanlara
Hazreti İsa'nın nasıl kesin olarak geleceğini bu örnekle veriyor. Bunun üstüne laf söylenmez artık maşallah, zaten. Yani maşallah. Bu derece kesinlik var diyor ve gönderecek diyor. Yani vefat etmiş olsa dahi bakın Allah'ın sözü. Adetullah zaten mucizatla dolu bir peygamber. Yani babası yok. Yani Adetullah'ta Allah'ın bütün insanlara koyduğu kanunun dışında başka bir kanunla yaratmış Cenab-ı Allah onu. Maşallah. Babasız yaratmış yani. Çok büyük bir mucizedir. Allah'ın kendisinden bir mucizedir. Zaten mucizeler verdiği bir peygamberdir. Değil mi? Meshetmesi, körü iyileşmesi. Beşikte konuşması. Beşikte konuşması. Ki beşik biliyorsun Mehdi'dir. Mehdi demek. Evet. Maşallah. Ölüleri diriltmesi Allah'ın izniyle. Yani hiçbir insana vermediği özelliklerdir. Adem'in durumu gibidir diyor Cenab-ı Allah. Hı hı. Şeytandan Allah'a sınır mı? Onun yaratılışı. Yani yoktan var edilmesi. İnsanın. Ona benzetiyor Cenab-ı Allah. Zaten mucizatlı bir peygamber. Her şeyiyle mucizevi özellikler taşıyan bir peygamber olduğu için tekrar nuzulü de diğer insanlarda olmayıp ona has olan ayrı bir mucizesiyle yine Cenab-ı Allah onu öldüremediler diyor Cenab-ı Allah ayette. Asmadılar diyor. Hı-hı. Kesin olarak öldüremediler diyor. Maşallah. Tekrar Hı-hı. Allah Hı-hı. net bir ifadeyle söylüyor. Ve katına aldığını söylüyor, ref ettiğini ve tekrardan dünyaya geliyor. Ama imanı zayıf olanlar, ya böyle bir şey nasıl olabilir acaba gibi söylüyor Üstad Hazretleri. Yani gerçekten o ifadesiyle söylüyor. İnşallah şu alarda bir yerde olarak söylüyor. Hemen bulabilir miyim tabii bilmiyorum ya da biraz sonra da şey yaparız. Bakarız inşallah. İmanı zayıf kişiler diyor. İman zayıf kişiler diyor. Buna inanamazlar tabii diyor. Ona bir yeri geldiğinde yani tekrar bakarız. Üstadımız zaten çok detaylı anlatıyor mübarek. Yani tabii ben görmediğimi yazmadım buyuruyor üstadımız. Evet. Üstadımız ahir zamandaki Mehdi Aleyhisselam'ı ve talebelerini ve Mehdi Aleyhisselam'ı işte yine o ifadedeki yardım edecek ehli iman, ulema, evliyanın çalışmalarının gayretlerini gördüğü gibi bu hizmetin karşısında duracak olan ve karşı çalışma yapacak olan taifeleri de görmüş ve bu taifelerin ve bu kişilerin o kutsi cemaat diyor Mehdi Aleyhisselam ve cemaatine karşı saldırıları, işte efendim kafa yapıları, hatta Risale-i Nur'u kullanarak yapacakları açıklamaları çok iyi bildiği ve gördüğü için ne yapmış mübarek? Bütün onların iddialarını yerle bir edecek şekilde tam sarih, apaçık Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın gelişlerini anlatmış detaylarıyla. Yani bütün yollarını kapatmış o taifenin. Çünkü görmüş. Yani anlatılanları, konuşulanları detay detay gün be gün görmüş. O yüzden de bizim için aslında bu bir lüks. Yani biz üstadımızın o mübarek ağzından, elinden, kaleminden çıkan ifadeleri burada sadece ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bizim bir diğer o şahıslarından farkımız ne? Olduğu gibi aktarıyoruz. Bak bir kendimizden bir şey ilave etmiyoruz. Eksiltme haşa zaten haddimizi yapmayız. Asla öyle bir şeye yanaşmayız. Olduğu gibi anlatıyoruz. Olduğu gibi anlatıyoruz çünkü üstadımız anlattıkları olduğu gibi anlaşılan şeyler zaten. Evet. İfadeler. Yani böyle ekstra bir hani geçen programda bahsetmiştik. Batın tefsircileri var. Hocamızın kitabında da var. Evet. Hani böyle göğe düz anlamı anlaşılmıyormuş da. Hani böyle çok enteresan kişilerin okuyup da anlayabilecekleri şeylermiş de. Bir de üstüne hani açıklamalar yapılması gereken ifadelermiş gibi söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bak sen Hazreti İsa'dan bahsettin. Karşımda bir ayet var. Meryem suresi 30-31. Hazreti İsa diyor ki şeytan Allah'a sınırım. Dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Yani oğlu olmadığını bir kere zaten buradan zaten anlaşılıyor. Açık. Buna inanan Hristiyan alemi için tabii önemli. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi. Ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bak hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet, emretti.
ayet-i kerimde kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Hazreti İsa'nın ikinci kez gelişi Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve İslam alimlerinin açıklamalarıyla kesin. Zaten hocamız o müjdeyi verdi, mübarek geldi. Biz onu göreceğimiz vakti bekliyoruz inşallah. Ve geldiği vakit diyor Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit, dünyaya geldiği, nuzul ettiği zaman, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Herkes hemen tanıyamaz diyor. Onun, yani Hazreti İsa'nın murakkap ve havası, yakınında olan ve ona inananlar nuru iman ile onu tanır. İmanın nuru ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Yani açıkça Hazreti İsa olduğunu başta anlamayacak insanlar. Sadece ona yakın olan, onu anlayan, iman nuruyla anlayan bazı kimseler, yakın talebeleri hariç diyor. İlk başta herkes onu tanıyamayacaktır diyor. Hakikaten hocamız çok güzel ifade etti. Dünyaya geldiğinde kendisi de tabii başta kendisi ilk önce de bilmez diyor. Evet. Yani o çünkü bir hafıza imtihan gereği o hafızası olmamış oluyor o an. Sonra kimliği yok. Çünkü anne baba yok. Kimliği yok. Ondan sonra kıyafetleri 2000 yıllık öncesinden evet. 2000 yıllık. Evet. Yani mübarek hakikaten ona inanan talebeleri de gerçekten has yani müminler yani gerçekten ona tabi olanlar. Maşallah. Sağlam imanlı ve imanın nuruyla onu tanıyacaklar Allah'ın izniyle. Yoksa herkes onu başta tanımayacaktır. İsa Aleyhisselam diyor ve şu an İsa Aleyhisselam dünyada. İnşallah. Yani hocamız, değerli hocamız onu açıkladı. İnşallah. Ve Amerika'daki Müslümanlar da bunu kati olarak inanmışlar. Şu anda Mehdi ve beklediğimiz Hazreti İsa ve beklediğimiz Hazreti Mehdi dünyada diyorlar. Farrakhan'ın açıklamalarını zaman zaman A9 ekranlarında izliyorlardır izleyicilerimiz. Hazreti İsa Aleyhisselam şu an dünyada. İnşallah. Belki bizi seyrediyor mübarek Allah'ın izniyle. İnşallah. Tabii çünkü kendisinden bahsedilen yani dünyadaki birinci televizyondur herhalde tahmin ediyorum. Yani onun nuzulünden bahseden İnşallah. Ve onu böyle sevgiyle, muhabbetle, aşkla, coşkuyla anan A9 televizyonunun Allah'ın izniyle bizi izliyordur. Bizim ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı Allah'ın izniyle inşallah görüyordur ve inşallah. Ve inşallah İsa Aleyhisselam mübarek geldiğinde Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Kur'an tabi olunan olacak diyor. Son kitap olarak Hazreti İsa Aleyhisselam tabii Kur'an'a tabi olacak ve İseviler ona inanan İseviler de böylece Kur'an'a tabi olarak dünyada büyük bir İslam ahlakının hakimiyeti söz konusu olacak. İnşallah. Az önce Hazreti İsa'nın dedikiyle başlayan ayetini okumuştum. Meryem suresi 30-31. Bak orada aklıma geldi. Şeytan Allah'a sığınırım. Bana namazı ve zekatı emretti buyuruyor. Hazreti İsa inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın imamlığında namaz kılacak. Evet. Bu da bir alametlerden bir tanesidir. Ve olacak olaylardan bir tanesidir. Zaten o durumda biz o mübarek peygamberimizin arkasında namaz kıldığı kişinin de Hazreti Mehdi olduğuna hüsnü zan edeceğiz. Evet. Zannı galiple inşallah. O da mesela ona işaret ediyor olabilir bir yönüyle. Yani namaz kılacağını hani yine kılıyor tabii de ama Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında da çünkü namaz kılacak. Üstadımız o konudan da çünkü bahsediyor. O da güzel bir müjde inşallah. Evet. Ha bir de bak şu da var. Bu konuda mesela zaten üstadımız söylediği her söz ya bir tanesi geçen düşündüm de yani bir kelime veya bir cümleyi al. Yani ansiklopedi yazarsın veya böyle bilmiyorum kaç tane bin tane program yaparsın bir cümlesine. Çünkü çok derin, çok manevi yönden çok çok derin ifadeleri ve izahları var üstadımızın. Sadece bak namaz kılma konusunu al. Şimdi biz camiye gidiyoruz. İmamın arkasında namaz kılıyoruz cumaları. Şimdi mesela ben desem ki ben cuma günü
vakti geldiğinde, namaz vakti geldiğinde İmam Efendi'nin arkasına da geldim ve ona uydum. Namazda ona uydum. Hazır olan imama uydum ve namazımı kıldım desem. Bundan ne anlar herkes? Serdar camiye gitmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın memur tayin ettiği Hoca Efendi imamın, yani anneden babadan doğmuş, ilahiyat eğitimi almış, bu konuda tam yetkili memurun arkasında, imamın arkasında onun tekbirleriyle birlikte, ona uyarak, tabi olarak birlikte namaz kıldığım anlaşılır. Hı hı. Aynısını anlatıyor işte Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Nedir o? Üstadımız diyor ki, Hazreti İsa aleyhisselam geldiğinde Mehdi'nin imamlığında namaz kılar diyor. Arkasında. Hadis-i şerifi, hadis-i şerifi açıklıyor. Hı. Arkası, hatta detay veriyor Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam. İki eliyle böyle iter diyor. Hı. Şimdi yani hangi şahsı manevinin omzu olur da cismani iki el onu itebilir? Bu zaten olmadı. Demek ki cismani bir bedene sahip bir zatın omuzu olacak ki Hazreti İsa da o mübarek elleriyle onu bir kere içsin. Yani imamlığa sevk etsin. Bu bir. İki, az önce Serdar'ın imama tabi olarak kıldığı namaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tayin ettiği memur olarak anlaşılıyor ise, ne farkı var mana olarak İsa Aleyhisselam'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında imamlığında namaz kılmasının anlaşılması arasında ne fark var? Demek ki o da bir zat. Demek ki şahsı manevinin arkasında namaz kılınmıyormuş. Kılınmazmış. Bu çok açık. Yani örnek, her örnek zaten bunu ispat eder de. Evet. Yani bu da bunlardan bir tanesi. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir zattır. Şahsı manevi imamlık yapamaz. Şahsı manevi namaz kıldıramaz. Namazda şahsı maneviye tabi olunamaz. Uyulamaz. Şahsı manevi tekbir alamaz. Tekbir getiremez. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam bu yönüyle de inşallah zat olduğu evet. Hem hadis-i şeriflerden hem üstadımızın açıklamalarından anlaşılıyor. Evet. Şöyle diyor Üstad Hazretleri, bu bahsettiğin konuda hatta diyor Hazreti İsa Aleyhisselam gelir Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur. Hı hı. Dediğin gibi fiziken gerçekleşecek olan ve bizim de o sırada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zannı galiple evet. Şahsının Mehdi olduğuna dair kanaat getireceğimiz o son an olacaktır. Gerçi İttihat-ı İslam'da da bu kanaat evet, galibe evet. Belli olur. Kim olursa olsun dedi evet. Mesela hocamız. Yani. Çünkü o kaderde Allah'ın seçtiği kişidir. Her kim olursa olsun başımızın tacı olan bir kimse olacaktır. Dolayısıyla kaderde belli olan kişidir. Diyor ki Üstad Hazretleri, bu rivayet ayrıca bu ittifaka, yani İsevi ile ve İslamiyet'in birleşmesi ile hakikat-ı Kur'aniyenin, Kur'an hakikatlerinin metbuiyetine tabi olunacak, olunan Kur'an olacaktır diyor. Ve hakimiyetine işaret eder. İşte biraz evvel söylediğimiz İsa Aleyhisselam Kur'an ayetlerine tabi olacak ve Kur'an ahlakı dünyaya hakim olacak İnşallah. Diyor Üstad Hazretleri işte. Yani Hazreti Mehdi'ye tabi olarak namaz kılacak Hazreti İsa Aleyhisselam. Eliyle de itecek İsa Aleyhisselam'a. Hatta detay verilmiş. Mehdi Aleyhisselam evet. Siz buyurun diyor İsa Aleyhisselam'a. Yani peygamber olmuş. Hürmeten ve kendi mütevaziliği inşallah. İnşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam, yani orada bir diyalog var. Bir tabii. Güzel bir sohbet. Evet. Orada evet. Çok ahlakın gereği olan çok muazzam bir şey var. Kamet yani sizin için okundu. Yani namaz sizin kıldırmanız için zaten bu ezan okundu, kamet getirildi. Dolayısıyla siz imam sizsiniz deyip İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'a karşı onun manevi önder olduğunda işaret eden, açıkça söyleyen ve ona da tabi olacağını fiziken gösteren çok güzel, hoş sohbetli, böyle nefis, nezaketli, muhteşem sevgiye ve hürmete dayalı, muhabbete dayalı bir konuşmayı evet. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bize iletmiş. Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle. Maşallah. Kendisine Maşallah. Allah'ın izniyle. Maşallah. Ve Allah'ın izniyle İsa Aleyhisselam'ın tabi mesela İsa Aleyhisselam'ın nuru iman ile tanıyan ve tabi olan
Cemaati ruhaniyenin mücahidinin kemiyeti. Şundan bahsediyor Üstad Hazretleri. İsa Aleyhisselam'a tabi olan cemaatin, camianın sayısından, özelliği kaç sayısında olacak onu, ondan bahsediyor. Hı-hı. Az olacağını Hı-hı. işaret edilmekte hadiste. Hı-hı. Onu söylüyor. Ama başında ne diyor? İsa Aleyhisselam'ı imanın nuru ile tanıyan ve ona tabi olan cemaat diyor. Mücahit cemaat. Hı-hı. Demek ki şahsı var. O tanınıyor ve ona tabi olunuyor. Evet. Aynı Hazreti Mehdi'ye olduğu gibi. Evet. Yani Hazreti Mehdi de nuru imanla tanınıyor. Evet. Ona tabi olunuyor. Hazreti İsa da nuru imanla tanınıyor ve tabi evet. olunuyor. Bu ilk başta böyle oluyor. İlk başta bedahet derecesinde anlaşılmaz. Sadece yakınları onu, sonra da bütün halk Allah'ın izniyle herkes tanıyarak Hı-hı. Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı şahsen tanıyacaklar, bilecekler. Evet. Zaten birlikte anılıyorlar. Mesela üstadımızın birçok sözünde var. Mehdi ve şakirtleri. Mehdi Hı-hı. ve cemaati. Kutsi cemaati diyor evet. Yani ne demek bu? Şimdi bir kafaya göre şöyle. Ya bu zaten anlaşılan bir şey. Mehdi Aleyhisselam şahıs, zat olarak biri. Bir zat. Ve talebeleri. Yani evet. Çok zatlar. Şimdi bu anlaşılıyor. Bunda bir şey yok. Hazreti İsa ve talebeleri. Bu da anlaşılıyor. Şimdi bir enteresan kafa ne yapıyor? Mehdi Aleyhisselam, şimdi tersten gidiyor. Mehdi Aleyhisselam talebeleri var mı? Var diyorlar. Hatta sayısı az diyor işte. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor az. İsa Aleyhisselam talebeleri var mı? Var diyorlar. Sayısı diyoruz onlar da az diyorlar. İmanın nuruyla fark edecekler. Güzel. Peki Mehdi Aleyhisselam var mı? O yok diyorlar. Nasıl tanıyacak talebeleri imanın nuruyla olmayan Mehdi Aleyhisselam'ı? Yani veya Hazreti İsa'yı olmayan, yani şahsı manevi diye kastedilen Hazreti İsa'yı zat olan talebeler dediğimiz o kişiler nasıl tanıyacaklar? Yani havaya baktığımızda bir şey göremiyoruz. Görülmeyen bir şeyi tanımlamak da mümkün olmadığına göre bu zaten mümkün değil. Ama üstadımız o kadar güzel söylüyor ki, hani o geçen de okumuştuk, ta ahir zamanda hayatın, dünyanın geniş dairesinde asıl sahipleri diyor. Yani hemen orada bir daha açıklama vurgu. Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Allah'ın izniyle gelir diyor. Şahsı manevi gelir demiyor da. Veya işte ruhani varlıklar gelir demiyor. Demek ki Mehdi ve talebeleri bir bütün. Hazreti İsa ve talebeleri bir bütün. Ha bunlardan oluşan bir şahsı manevi var mı? Var tabii. Zaten bu çok bilinen bir şey. Hocamız zaten onu defalarca ifade etti. Başbakan, bakanlar kurulu. Şimdi başbakanı olmayan bir bakanlar kurulu olur mu? Olmaz. Ya o bakanlar kurulu nasıl bir araya gelsin başbakan olmadan? Kendilerine mi hallenecekler? Ben İçişleri Bakanı olacağım, ben Dışişleri Bakanı olacağım. Kim karar verecek buna? Başbakan karar verecek. Ya başbakan yok, bunlar kendi kendine mesela bakanlar kurulu oluşturuyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Peki sen bana sor o zaman. Serdar Hocam, bak Üstad Hazretleri diyor bu ittifak sonucunda Kur'an'a tabi olunacak ve Kur'an hakim olacak diyor Allah'ın izniyle. Hazreti İsa evet. bütün dünyada evet. bir hakimiyet evet, olmuş mudur? Veya hangi dönemde olmuştur soralım. Yani Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri döneminde olmuş mudur böyle bir şey? Olmadı. Olmadı. Dünyanın peki hiçbir döneminde olmadı. Madem öyle o zaman evet ben birkaç tane soru sorayım. Bir, yani kardeşlerimiz bunları geniş tefekkür etsinler ve konuyu daha iyi anlasınlar diye anlatıyor. Çünkü bir kere biz önce Bediüzzaman Hazretleri'ni tanımamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani onun hayatıyla, eserleriyle bir kere çok iyi bilelim. Yani okuyalım üstadımızın hayatını. Üstadımızın hayatını okursak onun nasıl biri olduğunu bir kere anlarız. Sonra ona bu günde, yani içinde bulunduğumuz ahir zamanda onun adını ve eserlerini kullanarak hadsiz bir şekilde atılan iftiraların ne derece haksız ve yersiz olduğunu ve yalan olduğunu tabii ki içeriği itibariyle daha iyi anlarız. Yani bu çok önemli. Üstadımızın hayatını bütün kardeşlerimiz okusunlar. Şimdi soruyoruz üstadımızın risalelerinden öğrendiklerimizi. Bir, Hristiyanlık üçleme ve hurafelerden arınmış mıdır? Arınmamıştır.
Yani daha ben geçen gün bir Hristiyan arkadaşlarımızla konuştuk. Yo, inanıyorlar şeye. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyor. Bayağı da inanıyor. Yani yanlış bir inanç ama inanıyor. Ve bu çok yaygın. Yani olağanüstü yaygın. Hayret edilecek derecede ki ben Allah'ın bir kuluyum diyor şeytanın Allah'ın Hazreti İsa ayette. Var mı böyle bir durum şu an? Bak bunun tamamen yalnız hallolması gerekiyor. Öyle birkaç kişiyle değil. Tamamen bütün dünyada hallolması gerekiyor. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. İslamiyet ve Hristiyanlık ittifak edip büyük güç kazanarak dinsizliği mağlup ettiler mi? Etmediler. Ne ittifak durum oldu, ortada. Ne evet. Beraber ittifak sonucunda dinsizlik mağlup oldu. Şu an dünya tarihinde böyle bir şey olmadı. Yani evet. Zaten en ahir büyük zaman ahir zamanda. Ama öyle bir ittifak da olmadı dediğin doğru. Yani dünya çapında Müslümanların ve Hristiyanların bir ittifakı olmadı. Mehdi Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah buna vesile edecek ve bu ittifak dünya çapında olacak. Bak zaten yine hocamızın eserlerinde var. Samimi Müslümanlarla samimi Hristiyanlar zaten doğal müttefiktir. Yani Darwinizme, materyalizme, dinsizliğe karşı zaten el birlik mücadele ederler. Yani samimi bir Müslüman Darwinist olamaz. Samimi bir Hristiyan Darwinist olamaz. Materyalist olamaz. Ateist zaten olmaz. Bu onların karşı olduğu sistemdir. O zaman onlar zaten doğal müttefik olmuştur. Tabii. Ama bu müttefikliği oluşturacak, bu birleşmeye vesile olacak bir yapı olmuş mudur şimdiye kadar? Varsa söylesinler. Yok ki, nerede var? Zaten olmuş olsa bir kere, dünya bu halde olmaz ki. Tabii ki. Yani değil mi? Samimi Müslümanlarla Hristiyanlar ittifak etse Suriye bu perişanlığı yaşar mıydı? On binlerce insan öldü. Geçen senle yine bir İttihat İslam programında sohbet etmiştik. Yani aklıma geldi şimdi söylüyorum. Bayağı etkilenmiştim. Libya için Birleşmiş Milletler 2000 kişi öldükten sonra karar verdi hemen müdahale edin diye. Yani 2000 kişi makul bir rakammış müdahale için. Halbuki bir kişinin bile ölmesine müsaade etmemek lazım. Burada 10 bin kişi öldü Suriye'de. Niye müdahale etmiyoruz? Yani Birleşmiş Milletler'e diyorum. Neden müdahale etmiyorsunuz? Bu ittifak olmuş olsaydı, Mehdi Aleyhisselam da bu ittifakın başına manevi lider olarak geçmiş olsaydı, Suriye'de bugün bir kişi ölür müydü? Asla. Olmazdı. Demek ki olmamış. Yani çok açık yani. Bunun öyle anlaşılmayacak bir şey yok. Bir soru daha soralım. Hazreti İsa Hristiyanlığın başına geçmiş midir? Hayır. Geçmedi. Geçmiş olsa işte az önceki dediğimiz manzara zaten olmazdı. Hristiyanlık İslamiyet'e tabi olmuş mudur? Olmamıştır. Olmamıştır. Yani Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedebilmemiz için, ahir zamandan bahsedebilmemiz için böyle bir ittifak olması gerekir ve Hristiyanların tabi olması gerekir İslam'a. Demek ki geçmiş dönemde bu böyle olmadı. Bir şey olmadığını anlıyoruz. Bu tabii. Şu anda gerçekleşecek olan, yakında beklediğimiz en önemli bir en büyük gelişme. İnşallah. Evet. Yani İttihat-ı İslam'a çok yakınız. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'la birlikte, Hazreti Mehdi ile birlikte ikisinin dünya hakimiyetine de Allah'ın izniyle yakınız. İnşallah. Hep 2023'ler derler ya. Evet, evet. Türkiye'nin 100. Evet, yılı. Evet, evet. Gerçekten. 2023'lerde bu söylediklerimizin İnşallah dedi hocamız, göreceksiniz buradayız dedi bize dedi. Allah'ın izniyle. Ama o zaman anlatmayacağız. Çünkü dedi hocamız, anlattıklarımızı siz göreceksiniz dedi. Şimdi niye anlatıyoruz? Daha vakit gelmedi. Bizim görevimiz bu inşallah. Allah rızası için her gün anlatıyoruz, görüyorsun. Ama o gün geldiğinde hocamızın anlattıklarının, tabii ki Cenab-ı Allah'ın vaadinin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesinin, o aradaki bütün o İslam evet. alimlerin ve Bediüzzaman Hazretlerinin müjdelerinin kati derecede, kati suretle doğru ve hak olduğunu ömrü olanlar görecek. Az önceki konuya ben bir ayet söyleyeyim istersen sana. Samimi Hristiyan ve samimi Müslümanların ittifakına işaret eden Maide Suresi 82. Şeytan Allah'a sınırım. İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Bak özelliğe bak, büyüklük taslamıyorlar. Neye? Cenab-ı Allah'ın ayetlerine. Var ya bir tayfa, Hazreti İsa gelmeyecek diyen bir tayfa.
Cenab-ı Allah'ın ayeti var, açık. O ne diyor? Hayır, gelmeyecek diyor. Bu ne demek? İşte enaniyet, büyüklük bu. Birlik ayetleri var. Birçok birlik ayeti var. Ve birlik olmanın farz olduğunu açıkça doğrudan anlatan ayetler var. Beyzadelere sorduğumuzda hayır diyorlar, birlik olmaya gerek yok. Durum gayet güzel, biz memnunuz. Müslümanların durumu da çok iyi diyorlar şu anda dünyada. Birlik olmaya gerek yok diyor. Farz diyoruz, yok gerek yok diyorlar. Bak, büyüklük taslamak bu. Ama samimi Hristiyan dedik, demek ki samimi Hristiyanlar ne yapıyormuş? Cenab-ı Allah'ın ayetlerine büyüklük taslamıyorlarmış. Hazreti İsa geldiğinde haşa ona büyüklük taslamıyorlarmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı büyüklük taslamıyorlarmış. Samimi olduğu için, vicdanlı olduğu için gerçekleri olduğu gibi görebiliyorlarmış. O yüzden de inşallah Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle o ittihatın oluşturulmasında çok önemlidir samimi Hristiyanlar. Hı. Mesela bir kafa var. Efendim olur mu işte sen Hristiyanlarla konuşulur mu? Diyalog, ne diyaloğu, ne şey konuşmadan bahsediyorsun diyor mesela. Ayet var. En yakın Hristiyanları bulursun diyor. Samimi olanları. Büyüklük taslama, enaniyet yapmayanları yani. Kendine benlik vermeyenleri bulursun diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İsa zaten Hristiyanların başında. Tabii adamın öyle bir derdi yok. Ayrı bir konu. Yani ne Mehdi Aleyhisselam'ı istiyor, ne Hazreti İsa Aleyhisselam'ı istiyor. O başka bir alemde. O kişiler bizi ilgilendirmiyor. Biz o kişilerin zehirine karşı işte Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri, üstadımızın risalelerini panzehir olarak, yani ilaç olarak, derman olarak, şifa olarak her gün anlatacağız. İnşallah tabii ilmen ve fenle galibiyet Müslümanların, samimi, sıcak insanların sevgi, şefkat ve merhamet her zaman kazanır. İnşallah. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Bugün programımızın sonuna geldik inşallah. Hazreti Mehdi'nin 3 vazifesini okuduk ama Üstad Hazretleri bu anlatımın arkasından devam ediyor. Yani evet. Bu görevler mesela dünyada çok şaşalı olacak. Evet, evet. Bütün dünya buna şahit olacak. Gösterişli olacak. Evet. Evet. Burada çok önemli detaylar açıklıyor. Müslümanların buna karşı tavrı, bu olaylara karşı yaklaşımı, talebelerinin nasıl bir şey içinde olacaklarını tarif ediyor. Hı hı. Çok önemli yerler bunlar ama bunları bir sonraki programımızda Allah'ın izniyle okuyacağız, anlatacağız kısmetse. Efendim Fecr-i Sadık Risale-i Nur'dan Hikmetler programımızın bu bölümün sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın inşallah.